hoş geldin. Bugün bir vlog çekelim istedim. Bizim mevcut sanayimiz taşındı. Bu sanayide ben ilk defa gidiyorum. Yeni başladı. Kamerayı ayarlıyorum sizin için ama kayıyor biraz. Malum kış geliyor. Antifriz koymak lazım araca. Benim antifrizin de biraz süresi dolmaya başladı. Ölçtürdüm, -20 derece diyor ama yine de güvenemedim. Yenisiyle bir değiştireceğiz. Bakalım kaça mal olacak ve çeşitler nelerdir. Sizler için antifriz fiyatlarına da bakmış olacağım bu arada. Aksaray Adana yolu üzerindeyiz. Uzun yıllardır Aksaray'ımıza hizmet veren sanayi sitesi taşındı. Şu an yeni bir sanayi yapıldı. TOKİ aracılığıyla. Trafik kuralı... Aha, bir araba kırmızıya geçti bu arada. Onu da sizin için belgelemiş oldum. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Şimdi ben bu sanayiye ilk defa geliyorum. Acaba bizim dükkan nerede? D blokta dediler ama sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya benziyor biraz. Bakalım. Alpet petrol ofisi 150. Alpet 150, 3 litre. He. Ondan sonra petrol ofisi 150. Petrol ofisi 150. Ondan sonra Shell 170 lira. Shell 170. Ondan sonra Opet 150 lira abi. Opet'te mi 130 derece falan değil mi abi? Yok abi, bunlar 56. 56 derece. Karıştırsan sonra 36-37 derece. Bunlar 56 derece. Araç ne koyacaksınız? 2 abi, güzel. 2 arıyor. Opet'i tavsiye ediyoruz değil mi? Aynen, evet. Tamam, bir tane Opet alalım hadi. Mavisi değil mi? Bunun mavisi ne? Yukarı, öteki yukarı. Şimdi mavi kırmızı ne farkı var? Öğrenmek istiyorum. Kırmızı, yani kırmızı yeni araçlar açılıyor. Bu Euro 5, Euro 6 motorlarda. Hmm. Onun fiyatı farklı zaten. Evet. Anladım. Bu Kia Rio dizel. Model 2012. Tamam. Bu. Mavisi. Tamam. Mesela Opet kalitesine güvendiğim için, Opet markasına güvendiğim için bunu aldım. 150 TL dedi. 3 litre. Evet, mevsim bakalım. Ustamızın orada verdiği bilgileri de duydunuz. Üretimde 2021 9. ay. Aracımız da bu arada. Kia. Kia Rio. Az yakar çok kaçar. 1.4 dizel. Biraz aradık ama tamircimizi bulduk. Eski sanayiden de ben bu arkadaşlara gidiyorum. Sağ olsun, her konuda yardımcı oluyorlar. Şimdi antifrizimizi ilave edelim. Genel kontrol yapacağız aracımızı. Sonra antifrizimizi ilave edeceğiz. Şurası da gördüğünüz gibi yeni holümüz, yeni sanayimiz. Daha açılmayan yerler var. Taşımalar hala devam ediyor. Daha taşınmayan eski sanayide olan dükkanlar var. Aa,
Kia hakkında biraz bilgi vereyim size arkadaşlar. Bu ilk defa kullanıyorum bu Kia'yı. Yani ilk benim Kia aracım. 6-7 aydır kullanıyorum. Yakıt ekonomik, seri bir araç. Sağlam ve tavsiye edeceğim araçlardan bir tanesi. 25. Antifriz değişmeden önce yine bir ölçelim dedik. -25 mi? Evet abi, -25 derece. Yeterli aslında da biraz üstüne ekleyelim şu su deposundan. Almışken değiştirelim istersen. Aynen abi, öyle almış daha iyi olur. Yani onu böleceğim, iade de olmayacak. Aynen abi, değiştirelim. Değiştirelim, şimdi rahat etsin. Aynen abi, değiştirelim. Sıkıntı yok. Açalım antifrizimizi. Muhammed arkadaşımız bu arada arkadaşlar, işinin piri. Muhammed kaç yıldır buradasın, tamirdesin? Abi 7 senedir bu işin içindeyiz. 7 yıldır tamirle uğraşıyor. Benim kardeşimin arkadaşı. Sağ olsun bizim araçla da ilgileniyor. Araba bizim değil, Muhammed'in diyoruz. Muhammed, bu arabada da hava alma işleri var değil mi? Var abi. Havasını alıyor. Hava aldırmazsa hararet yapabilir. O yüzden işi bilenlere yaptırmak lazım. Muhammed, hangi hortumu söktük? Motora giren hortum değil evet mi? Evet abi, motor hortumundan söktük. Motora giren su hortumunu söktük. Motor giriş hortumunu bağladık, kelepçesini taktık. Şimdi radyatör üzerinden suyunu ilave ettik. Evet, burada da bakın arkadaşlar, vantilatör kayışımız görüyorsunuz. Kırılma çatlak gözükmüyor, sağlam gibi. YouTube'da bayağı usta da var ha. Ne abi? Tamircilerin de çok videosu var. Şu nasıl sökülür, bu nasıl tamir eder? Ustaların kendileri şey yapıyor. Ya biz öyle pek şey yapmıyoruz yani. Başlıyoruz. Bizi bilen bilir abi, sıkıntı yok. Bilen bilir, yerden çalışır. Arabayı çalıştıracağız. Termostatın açmasını bekleyeceğiz. Termostat açıp motor suyunun komple motorda dolaşmasını sağlayacağız. Aracımız 160 binde. 165 binde. Burada araç güvenlik kameramız var. Herkese tavsiye ederim. Araç güvenlik kamerası yollarda, Allah vermesin kazalarda, sizin için birer şahittir. Buna önem vermenizi tavsiye ederim nacizane. Radyatör üzerine suyu ilave ettik. Antifrizi bir de bidonla döktük. Açtık antifrizi. Motordan radyatöre geri dönüş hortumunu söktük. Oradan motor içerisini komple boşalttık. Şimdi antifrizi daha hızlı boyunca alacağız. Antifrizimiz şimdi konabilir.
İyi susamış Savaş abi. Aynen öyle, iyi içiyor. Antifrizi koyduk, canlandı herhalde. Birçoğunuz biliyordur ama zaten saf antifriz koyulmuyor. Antifrizin üzerine biraz da su ilave ediliyor. Derecesi o şekilde tutturuluyor. Zaten antifriz bidonların arkasında da ilave edilecek su miktarları vesaire gibi bilgiler de var. Orada da yazıyor. Ne kadar su ilave ederseniz, kaç eksi kaç derece kadar dayanış şeklinde. Aferin, takibini yaparım. Savaş abi de şu araca bakalım. İçeride bir arabamız arkadaşlar, size onu da göstereyim. Bayağı motor falan inmiş herhalde ama. Abi cam suyu bidonu falan bozuldu. Olmadı en son. Cam suyu motoru bozulmuş sonra. En son motoru indirdik. Gariban işi olsun gibi abi. Motor indi. Sağ olmasın, temiz yapmak lazım ya. Cam suyu motorundan sonra bunları hallederiz. Abi, adam cam suyundan başladık motora kadar gitti abi işte. Bu kadar. Elimizden gelen. Da bu arada 1-3 Egea mı? 1-3 mu? 1-6 mı? 1-3 abi. He 1-3 dizel. Zincirli abi dizel. Cam suyu bidonu bozuk deyince bize dayanamadık. Abi. Arabanın ciğerini sökmüşler ya. Da şakaydı, motor bozuk yani gerçekten. Zincir koptu aracın, o yüzden. Evet arkadaşlar. Abi. Trigger zinciri koptuğu için indi. Yani işin şakası o, inanmıyorum. Ufak arızalar böyle oluyor. Abi işi yakalım. Şimdi böyle daha bakalım falan abi. Evet abi, şimdi bir daha ittirmiş. İki araba sattık abi, arada kaldı. Dömeği vardı, onu sattık. Bir de Toros vardı, onu da sattık bu araba. BMW'ye kaça verdin? Piyasa ne oldu ya? Abi BMW... Kaç modeldi? Abi 97 modeldi. 177'ye bıraktı abi. Yani. 97, 170 lira. Abi. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. 50 bin liralık arabalar 177. Gitti yani. Geçen sene 50 bin lira civarındaydı onlar belki değil mi? 1-2 yıl öncesine kadar piyasalar. Aynen abi işte. Valla. Ha bizde Toros vardı. 15'e aldığımız araba. İnancın olsun. Valla ben 13'e aldım. Taksitle aldım. Şimdi 63'e sattık yani. Az para da değil. Nerede gitti aracı? Abi bizim Kia kaç eder ya? Abi senin Kia 150-200'ü görür abi. 150-200 ne? Şey 250'yi görür dedim abi. Ha, 250. 250'ymiş arkadaşlar. 220-230 ama o civarda. Satarsam yürürüm o yüzden dursun. Satarım dersen hemen satarım abi. Ben çok hızlı al sat yaparım. 2 yani. Günde sattım BMW'yi, bir daha satarım abi senin. Hemen satarız yani. Kış günü arabasız kalmayalım sonra. Ya biz kaldık, sen kalma yani. 2 araba satıp arabasız kalmak kadar kötü bir şey yok. Ne diyelim. Allah yardımcımız olsun. Ülkede maalesef ülkemizde araçların genel durum böyle. Avrupa'daki 5000 euro'luk araba burada 200 bin lira olunca en az. Allah abi garibanlar işte ne diyelim. Yani mesela BMW'yi acıdım. 170-50 milyarlık araba. Asla 4 teneke. Araba hatasızmış, boyasızmış. Aldım hemen geri verdim. Parayı verdim, aldım 2 gün sonra dedim satayım. Dostlar antifriz değişimini yaptık. İş çıkış oldu cim, biraz gece kaldık, akşam oldu ama. Şöyle sanayide çıkıyorum. 150 TL'ye antifriz aldım. 50 TL'de elemeye verdim. Toplamda 200 liraya antifrizini değişmiş olduk. Derecesini takip edeceğim, kontrol edeceğim. Eksiltme falan var mı diye. Bu videoda buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.